İlk beşlere bir bakalım. Gabriel Alassane, Troy Kalpein, Isaiah Pinheiro, Doğuş Özdemiroğlu, Nathan Booth beşi. Darüşşafaka'nın parkedeki beşi olacak. Bu sezonun 4 flash ismi. Yani Alassane, Troy Kalpein, Doğuş ve Nathan Booth. Raçka'nın kare ası diyebiliriz. Dedrick Lawson, Ercan Osmani, Egehan Arna, Josh Reeves ve Kenan Sipahi ile Beşiktaş Aykraypeks'in beşi olacak. Az önce cümleye başlamıştım. Yani takımlar genelde bir sezonluk kadro kuruyor ama Darüşşafaka bunu aşabilir, öyle gözüküyor. Ve Avrupa kupalarında da David Blatt'la yaşadığı başarıyı Selçuk Ernak'la yineleyebilir mi sence? Tabii ki bu bir süreklilik işi. Aynı zamanda ne kadar yukarıda bitirirsen FIBA Şampiyonlar Ligi'nden de bir anlamda o kadar fazla para alıyorsun. Yani maddi olarak ligi yukarıda bitirmenin de kulüplere belli bir finansal geliri var. Daçka'da bu sezon bunu maksimize ettik. Sonuçta maddi boyutu işin önemli. Yani bütçeyi yukarı çekmek, tekten sponsorluğu dışında vakıf geliri ve onun dışında bir yan sponsorla beraber belki yani kısacası daha fazla maddi imkan yaratılma ihtimali doğuyor. Belli bir başarı, düşük bütçeli takımların başarı hikayesi söz konusu olduğu zaman bu yolla beraber kadro bütünlüğünü de korumak. Ya bu sezona tabii ki biraz yetenek, şimdi Selçuk Ernak da bundan bahsediyor. Evet, yetenek kısmı, yeteneksiz, belki ligin en yetenekli takımı değil ama en fazla mücadele eden takımlarından bir tanesi. Buraya da biraz daha bir iki yetenek dokunuşu üst seviyeye adım konusunda bir hamle olabilir. Yani eğer FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalsaydı kim bilir belki de şampiyonluğa oynayacaktı bu sezon Darüşşafaka. Artık her şey hazır. Alper Altun Köseler'li karşılaşmanın baş hakemi Ziya Özorhon ve Ahmet Tatlıcı yardımcıları olacak. Hava atışı yapıldı ve mücadele başladı. İlk hücum konuk ekip Darüşşafaka'dan. Nathan Booth, Doğuş. Olasene'nin perdesi, Doğuş Özdemiroğlu. Pinheiro'ya gelmedi, Egehan topu çalıyor. Egehan Arna, onu Isaiah Pinheiro aldı maçın başında. Kenan Sipahi, Josh Reeves. Josh Reeves'i de Doğuş tutuyor. Ercan Osmani, Egehan. 10 saniye, 9 saniye. Kenan Sipahi. Kenan ikili oynadı. Dedrick Lawson, Nathan Booth. Top boşta kaldı. Olasene çaldı. Troy Kalpein boş gidiyor. Çift el bıraktı. Orada Dedrick Lawson. Ya iki takımda iki ucunlarında aynı top kayıplarını. Yani neredeyse birebir teknik anlamda top kaybı yaptı. Lawson'la Nathan Booth'un çarpıştığı anda görüntüye geldi. Lawson hemen kalkamadı. Kenan Sipahi ile hücuma çıkıyor şimdi Beşiktaş Aykraypeks. Egehan. Lawson'ın perdesi Kenan Sipahi. Köşeye Josh Reeves. Doğuş çok yakın onu savunuyor. Ercan Osmani'ye indi top. Ercan 6 saniye, 5 saniye iki kişi arasında faul aldı. 2 serbest atış kullanacak. Bir numara Troy Kalpein. Birinci faul. Darüşşafaka'nın birinci takım faul. Troy Kalpein faulü yaptı. Kendisinin ve takımının ilk faulü. 2 serbest atış kullanacak. Serbest atış çizgisinde Ercan Osmani. Birinci faul atışını kaçırdı. ...19 maç forma giydi bu sezon İNG Basketbol Süper Ligi'nde Ercan Osmani. İkinci serbest atışı, bu da isabetli değil. 2'de 0 Ercan Osmani çizgiden Troy Kalpein. Nathan Booth. Çember altında Olasene fake ve basketi buldu Gabriel Olasene. Josh Reeves. Egehan Arda boş kaldı. Egehan 3 sayılık atışı kaçırdı. Rebound Troy Kalpein. Kalpein. Ercan Osmani'nin üstüne gitti. Turnikesi Olasene. Basket faulü maçlıyor. Çok iyi bir başlangıç Daçka'dan. Bir numara. Telefon 7.
Tedrick Lawson'ın ilk faulü Beşiktaş Aykraypex'in de birinci takım faulü oluyor. Bu arada sol potanın altından bir uzatma pris aşağı doğru düşünce. Olaseri'nin smacından sonra. Smaçtan sonra oraya bir müdahale lazım şu anda. Olaseri de çember altında iyi yer kapalarak başladı. İlk pozisyon, ikinci pozisyon. Önemli bir sezon geçiriyor. İstikrarlı bir sezon geçiniyor Gabriel Olaseri. Ki onun sakatlığında Daçka'nın iki mağlubiyeti var. Onun sakat olduğu bölümde sezonun içinde. 8 dakika 27 saniye var. Ve şimdi merdiven de o priz yeniden yerine bantlanacak. Darüşşafaka'da önümüzdeki hafta Pınar Karşıyaka maçıyla normal sezonu kapayacak. Kendi evinde oynayacak 30. ve son hafta karşılaşmasını Beşiktaş'ın son maçı da Ali Apetkim'le İzmir'de olacak Enka Spor Salonu'nda. O maç da çok önemli bir maç. İnanılmaz bir Apetkim maçı vardı geçtiğimiz hafta. Evet yani tabii ki bu tarz maçlar hele ligin bu bölümünde hani can alıp can verdiğim maçlar. Kaybeden, bu şekilde kaybedenin zor azmedebileceği maçlar. Bunu da söylemek lazım. Hani Gökhan Güney ve ekibi son Petkim Yalova maçında hani bu şekilde bir kayıp onlar adına zor ve üzücü ama Petkim tarafından baktığın zaman da olaya belki de bir varoluş üçlüğü. Yani kulübün gidişatını ve planını değiştirecek bir isabet dahi. Hani sadece ligde kalmak olarak olaya yaklaşmayıp biraz daha ileriyi düşündüğün zaman sonuçta hala garanti değil Petkim'in ligde kalıyor olması son haftalarda ama hani bu üçlük belki de kulüp politikasını, planını değiştirecek bir üçlük önümüzdeki 1-2 yıl boyunca böyle de yaklaşmak lazım. Çok acayip bir isabetti çünkü. Sezonun 4'te 3'lük bölümünde de Afyon'la birlikte dipte olan bir büyük çekmece vardı ama son haftalarda özellikle Efes maçındaki galibiyetten sonra öyle bir çıkış yakaladı ki ligde kalmayı garantiledi. Acaba bir 7-8 hafta daha olsaydı sence büyük çekmece bu kadroyla playoff yapabilir miydi yoksa o anın bir yani bir rehavet de oldu. Rahat oynayıp mı bu şeye geldiler yoksa takım artık kimyası tuttu iyice mi birbirine alıştı? Ben bazen takımların değerleri veya kaliteleri o içindeki hani savaşçı ruhlar bıçak kemiğe dayanınca çıkabiliyor. Büyükçekmece'de son 4 maçta 4 galibiyet ki bunların içinde Anadolu Efes maçı da var. Hani sezon sonu son bir ayda son 4 haftada 3-4 haftada belki de sezonun takımı haline geldiler. Yani bunun da sebebi yani bu kadar psikolojik olarak zor bir durumda baskı altındayken beraber kalabiliyor olmak ve bir hedefe bu kadar odaklanıyor olmak, takım halinde bunu başarabiliyor olmak sezon sonunda bence Özhan Çılgın ve ekibine büyük kredi kazandırdı. Serbest atışı da sayıya çevirdi. Olaseni 7-0'la giriyor Darüşşafaka mücadeleye. Egehan Arna. Kenan Sipahi. Kenan, Dedrick Lawson orta mesafeyi deniyor. Lawson 2 sayılık basket. Beşiktaş'ın da ilk sayıları böylece geliyor. Sezonun ilerleyen bölümünde performansı düşen oyuncular arasında Dedrick Lawson. Yani sezon başında çok acayip. Yani direkt Euroleague düşündürten bir oyun vardı. Ama sezon içinde, sezon sonuna doğru ve tabii takımla da alakalı biraz performansında düşüş yaşandı. Olaseni 7. sayısını attı. Sen de az önce belirttin. Çember altında çok iyi yer alıyor. Yer tutuyor kendine. Kenan Sipahi. Kenan çok güzel yüklendi. Pinheiro'yu geçip floater'ı bırakıyor Kenan Sipahi. 9-4 farkı 5 sayıya indirdi Beşiktaş Aykraypex Darüşşafaka karşısında Nathan Wood. Olaseni'ye Ercan Osmani faul yaptı. Bu da Beşiktaş Aykraypex'in ikinci takım faulü. 6 numara Ercan Osmani birinci faul. Beşiktaş Aykraypex'in ikinci takım faulü. Hücum süresi 14 saniye.
Topu Beşiktaş potu altından oyuna soktu Troy Copain. Isaiah Pinheiro. Doğuş. Troy Copain. Olaseni'nin perdesinden faydalandı. Soldan driplingle girdi içeri. Olaseni Ercan Osmani topu tipledi ve Beşiktaş Kenan Sipahi Egehan Arna ile geldi. Geriye çekiliyor Egehan. Çember altına çok güzel bir asist yapıyor Ercan Osmani'ye. Çok akıllı bir pas. Ercan'ın pozisyonunu gördü Egehan. Doğuş Özdemiroğlu. Isaiah Pinheiro. Pinheiro yüklendi Olaseni'ye. Çember altında bir faul daha. 6 numara Ercan Osmani. İkinci faul. Ercan Osmani'nin de ikinci faul oldu bu pozisyon. Evet, Daçka'nın yarı saha hücum temposu şu an Beşiktaş'ın savunmasını bir saniye geriden getiriyor. Ve bu bir saniye geriden geldiği sürece de çembere en yakın tehdit Olaseni'yi bir şekilde sayıyla veya faul çizgisine giderek buluşturuyorlar. İlk serbest atışı isabetli Olaseni. Yani en önemli noktadan Olaseni'yi silah haline getirerek oyunu açtı Daçka. İkinci serbest atış isabetli değil Kenan Sipahi. Egehan tepeye geldi, topu aldı. Bir kez daha Kenan'a verdi. Dedrick Lawson. Çok güzel fake. Egehan şimdi geriye açıldı. 4 saniye, 3 saniye Ercan Osmani. Dedrick Lawson'a atış kaçtı çember altından Doğuş Özdemiroğlu. Anca bir tip kurtarırdı ama sayı olmadı. Faul Egehan. Bu da Beşiktaş'ın 4. takım faulü oluyor. Tabii bugün Whitehead'in de olmadığını söyledik. Dolayısıyla Kenan, Mehmet Yağmur. Ki Kenan da sezon içerisinde Jordan Bone takasıyla beraber tekrar bu çok iyi pas, Egehan'ın pası tekrar Türkiye'ye geldi ve hani bana soruyorsan gayet olumlu, gayet olgun bir sezonu bir değişim olmasına rağmen arkasında bıraktı diyebiliriz Kenan Sipahi'nin. 3 sayılık atış, isabet yok. Egehan topu çeviremedi ayak çizgide. Hücum süresi 14 saniye. 6 dakika 4 saniye var. İlk çeyreğin bitimine 16 Darüşşafaka'nın üstünlüğü var. Deplasmanda Beşiktaş Aykraypex karşısında. Troy Copain. Pinheiro alır almaz 2 sayılık atış isabetli değil. Ercan Osmani tipledi. Kenan Sipahi hızlı geliyor. Kenan çembere gitti. Basketi yapıyor. Evet, Troy Copain ile Kenan arasında biraz işler kişiselleşiyor. Bu da olayı daha güzel bir boyuta çeker. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş çember altına girdi. Çok zor bir atış. Kenan. Aynı şekilde neredeyse aynı top kaybını yapıyor Beşiktaş. Aykraypex. Da kötü bir tercih geldi Doğuş Özdemiroğlu'ndan ama ribaundu alamadı Beşiktaş. Olaseni 2 sayılık atış kaçtı. Kenan Sipahi savunma reboundunu alıyor. Josh Reeves. Egehan Arna. Egehan şimdi Ercan'a indirdi. Banyalı atış çok güzel bir basket Ercan Osmani. Fizik avantajını da kullanıyor. Evet, Daçka savunmada switchleri yaptığı anda Egehan ve Kenan artık buraları doğru yönlendiren, doğru oynayan oyuncular hemen oradan mini bir seri 4-0'la beraberliği yakaladılar. Nathan Booth, Isaiah Pinheiro. Olaseni'ye çok zor bir atış. Kenan bir savunma reboundu daha aldı. Hızlı geliyor Josh Reeves'e. Josh Reeves! Arka arkaya sayılar Beşiktaş Aykraypex'ten ve öne geçiyor ev sahibi Ekim 12-10. Tabii Whitehead'de yokken belki de bu maç çoğunlukla yapması gereken iş bu. Yani müdafadan enerjiyi alıp açık sahayı yakalamak kendi evinde. Isaiah Pinheiro, Nathan Booth. Booth el üstü şutu kaçırdı. Ercan Osmani rebound aldı, Kenan'a bıraktı. Kenan Sipahi, şimdi Ercan Osmani.
Birebir oynayacak. Doğuş da yardıma hazır. Köşeye Egehan, ayaklar kurulu. 3 sayılık basket Egehan Arma. 15-10 ve mola geliyor Selçuk Ernak'tan. Az önceki basket ve molaya gidiyoruz. Mola tamamlanmak üzere, yeniden birlikteyiz. Ufak bir seri gibi başlamıştı ama Beşiktaş farkı 5 sayıya çıkardı. 9-0. Bir anda yani son 3-4 savunmada başlayan, Daçka'nın kararlarını etkileyen bir agresivite. Ve Darüşşafaka'nın da 2-3 yanlış hücum tercihi, ki Beşiktaş'ın bunun sevkiyatı da var tabii. Üzerine hem açık alanı buldular hem doğru oyunlarla bir de köşe üçlü. Yani aslında sezon içerisinde Beşiktaş'ın oyun yapısında gördüğünüz basketbolun doğrularını yaptıkları veya bize buna alıştırdıkları ufak bir kesit sundular. 9-0'la molayı aldırdılar Selçuk Ernak'a. Aynı 5'le devam ediyor Darüşşafaka. Beşiktaş'ta da bir değişiklik yok. Mola sonrası Nathan Booth. Olaseni içeride pası aldı. Olaseni steps yaptı. Önemli bir savunma serisi. Birinci çeyreğin ikinci bölümünde Beşiktaş'tan. Kenan Sipahi. Egehan Arna. Kenan. Ercan Osmani, Nathan Booth savunmasında Ercan, Egehan boş kaldı bir an için, üçlük kısa. Dedrick Lawson çevirdi, Ercan tipledi Egehan'a. Pinheiro karşısında 10 saniye, 9 saniye hücum süresinin dolmasına. Egehan çembere doğru gitti. Faul atıştan önce. Wayne Makala oyuna girecek. Darüşşafaka'da faul pozisyonu. Böyle teması aldıktan sonra neredeyse hiç atış açısı yok Egehan'da. Zaten pasa gidecekti burada. Pasa gittiği için de bir kenar topu. İki faul hakkı daha var Başkan'ın. 3 dakika 21 saniye ilk çeyreğin bitimine. Kenan Sipahi topu potu altından oyuna sokuyor. Dedrick Lawson. Kenan. Kenan Sipahi, iki kişi bastırdı Ercan Osmani'ye. Fake Ercan, çok güzel bir basket daha. Moyalı alanda Olaseni ne kadar iyi başladığını söyledik oyunun başında ilk 3 dakikası, ama Ercan Osmani şu anda çok doğru devrilmelerle Daçka savunmasının kalbini atak etmeye devam ediyor. Wayne Makala. Makala girdi içeri. Atış olmadı. Olaseni hücumu buldu. Ercan blokladı. Yanılmaz bir top kesme Ercan Osmani'den. Josh Reeves. Dedrick Lawson. Kenan Sipahi. Lawson'a indi. Dedrick Lawson, atış olmadı. Olaseni rebound. Troy Copain, Wayne Makala ile Dedrick Lawson. Geride kaldı. Lawson dönemedi. 4 kişi Beşiktaş savunmada. Troy Copain. Ercan Osmani ayak çizgide, hücum devam edecek Darüşşafaka'da. Zaten eksik geri koşan bir Beşiktaş savunmasına topu elinde fazla bekleten Troy Copain. Yani oyunu çevirse Wayne McCullough da boştu. Ve az önceki blok. Ercan'ın sağ eliyle müthiş bir zamanlama. Bu açıdan da görelim. Wayne McCullough. Ya Olaseni hükümdarlığına Ercan Osmani dur dedi sahada. Doğuş Nathan Booth'a.
Leighton Booth el üstü şutu. Çember içinden çıktı Olaseni. Hücum reboundu. Bir blok daha. Faul. Bir numara. Çember içinden çıkan top hücum reboundu Olaseni. Dedrick Lawson bençe geliyor. Yiğit Çoban oyunda 14 numara Beşiktaş Aykır Apex'te. Ona 6'dan sonra 11-0'lık seriye dur diyen isabetler bunlar. Gabriel Olaseni'den çizgide. Olaseni ikinci serbest atışı, bu da başarılı. Kenan Sipahi. Son 2 dakikaya giriyoruz ilk çeyrekte. Egehan, Kenan. Kenan Sipahi Olaseni'nin üstüne gitti. Şimdi köşeye Josh Reeves, sevdiği pozisyonla 3 sayılık basket. 14-2, 14-2 oldu. Son 3,5 dakika skoru. Beşiktaş kendi evinde çok sürpriz bir çıkış bu arada. Yiğit Çoban oyunda genç oyuncusu Beşiktaş'ın. Doğuş Özdemiroğlu. Soldan driplingle girdi içeri. Faul. Beşiktaş faul hakkını erken doldurmuştu. Josh Reeves'in müdahalesi sonrası faul düdüğü çalındı. Burada Beşiktaş cephesinden bir itiraz geldi. Josh Reeves'in bu müdahalesine topu olduğu yönde atma olabilirler ama sonrasında burada Ercan'ın sol eli Doğuş'un yüzüne çarpıyor. Düdük oraya gelmedi ama hani bir faul aranıyorsa pozisyonda faule daha yakın olay ikinci perde. Doğuş ilk serbest atışı kaçırdı. İkinciyi de kaçırdı. Ellerden sekti. Yine Darüşşafaka hücumu olacak. İyi oynamadığı bölümde sürekli toplar Darüşşafaka'ya gelmeye devam ediyor ama iki kaçanda serbest atış var. Mehmet Yağmur. Mehmet Yağmur'la Egehan değişti Beşiktaş'ta. Leighton Booth topu oyuna sokacak bir kez daha. Olaseni, Troy Copain. İçeriye bir pas. Yiğit çevirdi, Josh Reeves. Kenan Sipahi. Kenan, Troy Copain sırtında bir boy avantajı var Kenan Sipahi'nin. Köşeye 3 sayılık atış, basket! Yiğit Çoban. Yiğit Çoban üçlüğü gönderiyor. Bench katkısı sürpriz bir genç isim. Dar rotasyonda Ahmet Kandemir buldu ilk çeyrekte. Fark 11. Wayne McCullough. Ve hücum faul. 17-2'lik bir seri oldu Yiğit. 17-2 son 5 dakika. Ve 46 saniye Troy Copain bench'e geliyor. İki kaptan da oyunda. Hem Beşiktaş'ta hem Darüşşafaka'da Sinan Güler, Troy Shaw'ı da oyuna aldı. Selçuk Ernak. Leighton Booth bench'e geliyor. Booth da ikiledi. Kenan Sipahi. Mehmet Yağmur araya girdi, Sinan topu çaldı, yere düştü Kenan Sipahi. Kenan, Mehmet Yağmur. Roşav şimdi geldi Kenan'a, 3 sayılık atış, isabet yok. Olaseni savunma reboundunu aldı. Sinan Güler. Josh Reeves savunuyor onu, son 10 saniye, 9 saniye ilk çeyrek için.
Sinan sağdan driplingle girdi. Troy'a çıkarttı. 3 sayılık atış isabetli değil. Kerem Sipahi 1 saniye. Mehmet Yağmur gönderdi topu. Basket yok. İlk çeyrek sonu eriyor. 23-12 Beşiktaş Aykay Peksön'de. Yeniden birlikteyiz. İkinci çeyrek başlamak üzere. Tufan istatistiklere baktığımızda Darüşşafaka'nın çok fazla top kaybı yaptığını gördük ilk çeyrekte. Evet, yani zaten ilk çeyrek özellikle ikinci bölüm, yani 5 dakikadan sonra acayip bir seri geldi savunmada Beşiktaş'tan. Yağız Aksu da oyunda ikinci periyotta Beşiktaş'ta oynamaya devam ediyor Beşiktaş. İlk Çoban Yağız. Faulü. Troy Shaw faulü yapıyor. Çeyreğin hemen başında ilk faulü Troy'un. Darüşşafaka'nın da ilk takım faulü. Yağız Aksu topu oyuna soktu. Yiğit'ten Yağız. 9 saniye, 8 saniye kaldı. Olaseni arkasında 3 saniye, 2 saniye. Yağız yüklendi. Floater'ı isabet yok. Wayne McCullough. Israrla bir şekilde okurdur kendine yarat yap. Floater'ı yapacak imkan bir şekilde yarattı kendine Yağız. Sinan Güler çok güzel bir pas. Basket. Nefis bir asist oldu. Ve McCullough tam topu kavrayamadı. Ama basket için yeterli hareketi yaptı çember altında. Yiğit Çoban, Egehan Arna. Egehan kuvvetli elini aldı ve turnikeyi bırakıyor. Aha. 25-14 5. sayısı Egehan'ın. Sinan Güler, Gabriel Olaseni, Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş yüklendi içeriye. Ercan Osmani ikinci kritik bloğu. Dedrick Lawson, Ercan Osmani ile değişiyor. Doğuş da Isaiah Pinheiro ile değişti Darüşşafaka'da. Isaiah Pinheiro, Wayne McCullough 2 saniye, 1 saniye. McCullough 3 sayılık atış kaçtı. Olaseni hücum reboundunu aldı. Bounce pass, Pinheiro'su maçlıyor. Evet, Daçka tabii şu anda sağda ağırlıklı gençleriyle yer alan Beşiktaş'a da bir psikolojik reaksiyon vermek istiyor. Ama o reaksiyon doğru mu olacak, bunu göreceğiz. Dedrick Lawson 3 sayılık atış. Çember içinde çalkalandı, oyun alanında kaldı Pinheiro. Yağız'dan sıyrıldı. Isaiah Pinheiro çok güçlü kaldı. Ve mola geliyor Ahmet Kandemir'den.
25-18 oldu skor. Darüşşafaka çift taneye çıkan farkı 7'ye indirmeyi başardı. Ve Tufan, sen de az önce belirttin, genç oyuncularına karşı Beşiktaş'ın bir üstünlük kurdu Darüşşafaka. Evet, o son bölümde yani o psikolojik olarak takım halinde doğru tepkiyi veren takımlardan birisi ligimizde Daçka. O hemen işin kavga boyutunu, agresivite boyutunu yukarı çekiyorlar. Ve buna fiziken de, zihin olarak da bütün sezon bir altyapıları var. Bir alışkan, yani belli alışkanlıkları edinmiş bir takım. Şimdi bakalım. Aynı 5'le devam ediyor. Kenan Sipahi tekrardan oyunda. Yağız ve Yiğit parkede yine Beşiktaş'ta. Egehan Arna. Dedrick Lawson. Kenan Sipahi. Kenan üçlüğü denedi. İsabet yok. Sinan Güler rebound'u aldı. Öyle bir fake attı ki Sinan'a vektora gider gibi. Bomboş attı şutu. Olaseni, Wayne McCullough. Üç sayılık atış kaçtı. Rebound Troy. Bir hücum reboundu. İki sayı yaptı bu hücumda Troy. Ya ilk çeyreğin ilk 3-4 dakikası dışında Daşka kötü oynuyor. Ama bir şekilde hücum reboundları ve oyundaki agresivite şu an tekrar skor olarak onları oyuna geri döndürdü. Kenan Sipahi. Kenan Dedrick Lawson'a gelmedi. Wayne McCullough faul yapıyor. Hücum süremiz 14 saniye. Yedi dakika 14 saniye var ilk yarının bitimine. Beşiktaş topu Darüşşafaka pota altından oyuna sokuyor Egehan'la. Yiğit, Kenan Sipahi, bir faul daha Troy Shaw. Bu da Darüşşafaka'nın üçüncü takım faulü oldu. Hücum süremiz 14 saniye. Kenan Sipahi. Egehan yerde kaldı o pozisyonda. Dedrick Lawson. Egehan. 3 saniye, 2 saniye. El üstü. 3'lük Egehan. Skor yaklaştı ama sezonun Türk oyuncu bazında en istikrarlı ismi Egehan. Yine önemli bir müdahale. 9'a 1 hücum reboundları. Daşka'nın 9 hücum reboundu. Beşiktaş'ın 1 hücum reboundu var. Sinan Güler. Wayne McCullough. Makala faul Dedrick Lawson. Bir numara Dedrick Lawson. Üçüncü faul. Ercan Osmani ile Dedrick Lawson değişiyor. Beşiktaş'ta. Sinan Güler topu kenardan oyuna soktu. Wayne McCullough. McCullough şuta kalktı. İki sayılık basket. Evet, Copain kenardayken ki çok verimli bir çeyrek geçirmedi. Oyunun başından beri kararları hep tereddütlü. Egehan drive esnasında faulü aldı. Yani Isaiah Pinheiro. Sinan ve Ben McCullough'ın oyunun bu bölümünde iyi oynaması lazım. Isaiah Pinheiro birinci faul. Kenan Sipahi topu kenardan oyuna soktu. Yağız Aksu. Egehan hareketli aldı. Troy çok güzel kapattı. Yağız Aksu 7 saniye, 6 saniye Egehan'a yine drive etti. Bir faul daha aldı. Troy Shaw. Troy Shaw da üçledi. Egehan serbest atış çizgisinde. İlk serbest atışı isabetli Egehan'ın.
İkinci serbest atış. Egehan 2'de 2. 30-22 Troy Copain. Troy Shaw'la değişiyor. 3 faulü var Troy'un. Troy Copain, Sinan bir kez daha Troy Copain tepede topu aldı. Wayne McCullough. Troy Copain 3 sayılık atış, basket. Yavaş yavaş da yaklaşıyor Darüşşafaka Park, 5 sayıya indi. Evet, savunmayı okuyor. Doğru karar üzerinden bu sefer boş şutu buldular. Ve ilk 3 sayı isabeti Daçka'nın. Ve en ihtiyaç, belki de en ihtiyaç duydukları anda ikinci çeyrek için. Egehan da çizgiye basıyor. Top kaybı Beşiktaş'ta. Josh Reeves de Yiğit Çoban'la değişti Beşiktaş'ta. Egehan burada sol ayak topu çizgiye bastı. Troy Copain, Sinan Güler. Troy Copain. Wayne McCullough. Kenan karşısında Wayne McCullough soldan driplingle girdi içeri. Şimdi köşeye Piniero, 3 sayılık basket. Bir üçlük daha. Fark 2 sayıya iniyor. 30-28. Evet, ucundaki tercih kalitesi ve oyun kalitesiyle birleşince son iki ucunda Daçka yarı saha ucumlarında 6-0. Hemen geldi. Top Darüşşafaka'dan dışarı çıktı. Ata kahraman oyunda 11 numara Yağız'la değişti Beşiktaş'ta. Kenan topu oyuna soktu, Ercan Osmani. Kenan Sipahi. Kenan'ın drive'ı turnike sola seni blokladı. Şu an Kenan ve Egehan sahada toplam Beşiktaş'ın 40 derinliği var. 22'si Kenan ve Egehan, iki Türk oyuncusundan geliyor. Şu an ilk 15 dakikada. Ve mola geldi. Fark 2 sayıya indi ve 4 dakika 45 saniye var. Sen ikinci çeyrekte de dedim, maçın büyük bölümünde iyi oynamayan bir Darüşşafaka ama 2 sayılık farkı herhalde kabul edecektir teknik ekip. Evet, yani şu anda tabii oyunun bu bölümü, oyun uzun. Dolayısıyla takımın biraz da yapılan hatalardan veya saha içinde geçirdiği kötü dönemden sonra kendine gelmesi kısa süren bir takımdı Açka. Yani o toparlanmayı kendi içinde... Ve Selçuk Ernal'ın da takımınla olan ilişkisi ve istikrarı bunu bir şekilde yapılan değişikliklerle değiştiriyor. Yani iki doğru ucum üzerinden iki tane üçlük buldular aslında oyunun. Hani genel olarak şu ana kadar kötü oynuyorlar ama orada iki üçlüklük, 6-0'lık bir seri hemen skor olarak oyun içine soktu Daçka'yı. Kenan Sipahi pasını verdi, süre dolarken iki sayılık atış olmadı. Ercan Osmani tripliyor. Ercan Osmani sürpriz yapmaya ve her pozisyonu kovalamaya devam ediyor saha içinde. Troy Copain. Wayne McCullough. McCullough pozisyonu buldu. 3 sayılık atışı kaçırdı. Kenan Sipahi Olaseni gitti. Pozisyon Beşiktaş'ta. Kenan Sipahi ile hücuma geçiyor ev sahibi ekip. Reeves'den Kenan. Ercan Osmani. Müthiş bir smaç vurdu Ercan Osmani.
Yani Kenan'ın Olasani'yi yardıma çağırdığı sürece arkada savunma hataları yapmaya devam ediyor Daşka. Çok iyi pas Kenan Sipahi'den. Bu kez mola Selçuk Ernak'tan. Sekizden sonra ufak bir seri ve Beşiktaş yeniden oyunu kontrolünü ele geçirdi. Evet, bu da Selçuk Ernak'ı bir o kadar rahatsız etmiş olacak ki çok sert bir mola Daşka cephesinde geride kaldı. Özellikle yapılan savunma hatalarıyla alakalı. Yani normalde takımın sezon genelinde çok fazla rastlamadınız. Yani Daşka bir şekilde çemberin altını sert bir şekilde savunan bir takım ama son iki pozisyon hemen alışkanlıkları geri çağırmak istedi Selçuk Ernak molada. Troy Copain, Sinan Güler, Sinan'ın drive'ı, Sinan sol turnikeyi bıraktı. Ata da yerde kaldı, Sinan'ı savunurken ayağa kaydı. Sinan'ın ilk sayıları geldi, 34-30. Josh Reeves, Kenan Sipahi. Ercan Osmani Atay'a. Ercan Osmani yüklendi, faul. Ercan Olesen'in dengesini bozmaya devam ediyor. Şimdi de yüzü dönük. Aslında tam çembere bakmamasına rağmen Olesen'in yavlamayı başardı. Yani Olesen biraz aşağıda bekliyordu. Belki çember tehdidi olabilirdi ama rağmen şimdi Doğan oyunda. Ercan Osmani Görkem Doğan oyunda. Olaseni'de 10 sayı 7 reboundu var. Egehan da Beşiktaş'ta 10 sayı attı. Ercan Osmani'nin 11 sayısı oldu. Bakalım 3,5 dakikada koçundan kredi toparlayabilecek mi Görkem Doğan? O da bir Ercan Osmani eşleşmesi var 3,5 dakika Görkem'le arasında. 2'de 1 attı Ercan, ikinci faul atışını kaçırdı. Wayne Makala, Sinan Güler. Görkem'i çağırdı perdeye, 3 sayılık atış, isabet yok. Darüşşafaka hücumu devam edecek. Tolga Deliktaş oyunda 9 numara Ercan Osmani ile değişti. 2.9 kaldı Darüşşafaka'nın hücum süresinin sona ermesine. Troy Copain Piniero'ya alayıp pası ama iyi bir pas gelmedi. Yani teori ve oyun planı çok iyi ama uygulama ve zamanlama pasla da birleşince çok kötü. Troy Copain daha ölçülü bir pas atabilse belki Piniero içine jeneriklik bir smaç vuracaktı. Kenan Sipahi son 3 dakikanın içine giriyoruz ilk yarıda. Egehan Arna. Egehan top kaybı Beşiktaş'tan. Troy Copain. Isaiah Piniero. Tolga faul yaptı Görkem Doğan'a. Ya bu arada Yavuz Aksu 5 dakika. Egehan zaten bu takımın başrol oyuncusu. Onun dışında Mehmet Yağmur'a da süre verdi. Ata Kahraman, Yiğit Çoban şu ana kadar Beşiktaş genç oyuncularını sahada tutmaya devam ediyor. Ve rağmen ilk devre oyunun kontrolünü kaptırmadılar.
Troy Copain basket faul. Bir kez daha farkı tek topa indirdi Darüşşafaka. Ata faul yaptı. Yağız Aksu'yla değişiyor. Ve 3 sayılık oyunu tamamladı Troy Copain. 35-33. Yağız Aksu. Kenan Sipahi'ye verdi topu. Kenan bir perde daha Tolga'dan çok fena çaptı Troy Copain. Egehan boş kaldı. Egehan 3 sayılık basket. Yine ikinci çeyreğin önemli ucumlarından bir tanesi Beşiktaş. İki taşka çok yaklaştı skora. Doğru oynanmış üzerinden sezonun en istikrarlı oyuncusunu sağ tarafta buluşturdular. Topla Egehan üçlüğü attı. Sinan Güler. Sinan top kaybı. Kenan Sipahi. Egehan smaça gitti. Wayne McCullough'ın üstünden smaçlıyor. Egehan'la Wayne McCullough burada bittikten sonra iş... İşin öbür tarafını, basketbolun diğer yüzünü, oluşabilecek diğer yüzünü göstermiş kısa bir şekilde. Bu da işin keyifli tabi, oyun sertleşti. Görkem yerde kaldı. Tabi Wayne McCullough da burada Egehan'ın smaçına adım sayıyor. Yani o son adımı hesaplayıp havada o challenge, o şeye... O çarpışmaya geliyorum diyor adım saydı. Egehan da bunu biliyor. Sağ tarafında görüyor çünkü onun adım saydığını. Çok yakınmış yalnız. Yakın ama Egehan kuvvetli ve biraz daha çabuk işi bitirmiş. Wayne McCullough'tan. Wayne McCullough. Mehmet Yağmur oyunda Beşiktaş'ta Makala 3 sayılık atış isabetli değil. Görkem hücum reboundunu aldı. Faul Tolga. Bu işte bu şut biraz işin kişiselleşmiş boyutu. Wayne McCullough'ın bu denemesi. Egehan'ın üzerinden yaptığı smaç. Belki düzen içerisinde yine onun şutu. Hani Daşkan'ın kullandığı bir silah Wayne McCullough'ın şutu bu sezon. Oyunun belli bölümlerinde ama hemen deniyor olması da biraz işin psikolojik tarafı. Görkem Doğan serbest atış çizgisinde ilk faul atışı isabetli değil. Ya 2,5 dakika kala oyunu 2 sayıya getirdi. 35-33'ten 5-0'lık bir mini seri daha Beşiktaş'tan. Yine cevap. Kaptırmadılar oyun kontrolünü. Görkem 2'de 0 attı. Egehan Arna son 1 dakika 20 saniye ilk yarıda. Egehan güzel sıyrıldı. Topu kaybetti Wayne McCullough'a faul Egehan. Egehan'ın ikinci faulü oldu. Roderick Lawson ve Tolga 3 faulü var Beşiktaş'ta. Troşal da 3 faulü oynar. Darüşşafaka da kaçan serbest atışlar. Evet Daçka 2'de 0. Görkem Doğan şimdi Wayne McCullough. İkide 1 attı Wayne McCullough. Beşiktaş'a ikram etsin. Kenan Sipahi ile Egehan değişti. Beşiktaş'ta. Kenan Sipahi. Yağız'dan aldı. Kenan Tolga'nın perdesi vardı. Kenan yüklendi. Sağ turnikeyi bırakıyor. 42-34. Troy Copain, Isaiah Pinheiro. Wayne McCullough orayı boşalttı. Birebir oynayacak.
Pinheiro dönerek atışı basket. Josh Reeves'in üstünden jump shot'ı isabetli. Yavuz Aksu. Tolga Kenan. Görkem de yardıma geldi. Şimdi savunmaya döndü Yavuz Aksu. Yüklendi içeri köşeye Mehmet Yağmur. 3 sayılık basket. Beşiktaş ucunda beraber oynamaya, bir şekilde boşu aramaya devam ediyor. Bu sefer kaptan Mehmet Yağmur'dan geldi üçlük. 3 saniye, 2 saniye. Troy Copain atış çemberde sekti. Hayır diyor. Hakem tip geçerli değil. Ve 45-36 soyunma odasına 9 sayı farklı önde gidiyor Beşiktaş Darüşşafaka karşısında. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız. Beşiktaş Aykraypex Darüşşafaka mücadelesinin devre arasındayız ve az bir süre kaldı ikinci yarının başlamasına. İlk yarının istatistikleri görüntüye geldi. Az önce Tufan sen demiştin ki Beşiktaş kısıtlı bir kadroyla oynuyor. Ona rağmen 7 oyuncudan sayı bulmayı başardı. Darüşşafaka ise sadece 6 oyuncusundan sayı bulabildi ilk yarıda. Evet, yani Beşiktaş sezonun içerisinde basketbolunu en fazla geliştiren takımlardan bir tanesi olduğunu söylemiştik. Hakikaten o kesit, o seviyedeki anlayış ve oyun düzeni şu an oyuncu, yani genç oyuncuların da işin içine eklenmesine rağmen şu ana kadar ilk devre hiç bozulmadı desek yeridir. Sonuçta Atak Kahraman 2 dakika 18 saniye, Yağız 7 dakika 42 saniye oyunda kaldı. Onun dışında ilk yarının da en dominant oyuncusu Egehan seçildi o. Evet, Egehan zaten sezonun da genelinde hep konuştuk üzerine Egehan. Milli takıma kadar tekrardan bir yükseliş ihtimali olan özel bir performans bu sezon Egehan'dan. Ama oyunun genelinde Daçka'nın hücum reboundları dışında Beşiktaş'a kurduğu bir üstünlük yok. 12 asist 4 top kaybı. Beşiktaş asist top kaybı dengesi. Öbür tarafta Darüşşafaka şu ana kadar 8 asist 7 top kaybı. Neredeyse birebir gidiyorlar. Ve 45 sayı yediler. Müdafaa sahasında da. Bakalım işleri 3. çeyrekte değiştirebilecek mi Daçka? Doğuş Özdemiroğlu'nun drive'ı. Doğuş Josh Reeves'e geldi o pas. Joshua Reeves, Troy Copain araya girdi. Hücum devam edecek. Faulsüz pozisyonunu bozdu Troy Copain. Josh Reeves'in. Egehan topu pota altından oyuna soktu. Ercan Osmani. Kenan. Egehan, onun drive'ı. Egehan! Oo, girse müthiş bir basket olacaktı. Savunma reboundunu aldı Wayne McCullough. McCullough, Troy Copain, Nathan Booth'a. Orta mesafesi basket Nathan Booth. ...38. Kenan Sipahi, Ercan Osmani. Kenan. Kenan çembere gitti. Faul düdüğünü alıyor. Yani ligi tabii ki şu anda Daçka Ligi'nin 3. sırasında, 3. koltuğunda. Bu dakikadan sonra sezonun genelinde ligi 3. bitirmek onlar adına en önemli hedef. Hem bütçe olarak bunu maç öncesinde de konuştuk. FIBA Şampiyonlar Ligi lokal ligleri yukarıda bitiren, daha yukarıda bitiren sıralama olarak takımlara daha fazla biliyorsun bir gelir kaynağı sağlıyor. Dolayısıyla bu dakikadan sonra Galatasaray ve Antep ensesinde. Yani Daçka'nın bu maçı aslında kaybetmiyor olması lazım ama bakalım nasıl tepki verecekler. Beşiktaş çok iyi oynuyor. Boş bir hücum Kenan'dan. Doğuş Özdemiroğlu çembere gitti. Olaseni'ye çıkarttı. Gabriel Olaseni orta mesafeyi kaçırdı Ercan Osmani. Doğuş da ilk yarıda
hiç skor bulamadı. Müthiş kötü bir şut ritmi bugün Laçka. %40, %50 ile ikilik, %20 ile üçlük atıyor. 10'da 2 yayın gerisinde. Kenan Sipahi. Ercan içeri devrinde Josh Reeves'e geldi. Yiğit Çoban topu kontrol edemedi. Nathan Wood çaldı. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş! 45-40. Yiğit çok kötü kafasına bir darbe aldı ama Allah'tan önemli bir şey yok. Kötü düştü. Kenan Sipahi. Kenan şutu buldu. 3 sayılık basket. 5'e inmişti Kenan. 8'e çıkartıyor bir kez daha. Evet, yani sağ içli Egehan ve Kenan iki sağ içi lideri, iki tecrübeli oyuncu baş kaldırmaya devam ediyorlar. Maçın en önemli, en kritik anları geldiği anda, işler kızıştığı anda hemen bir dur üçlüğü veya doğru oyun cevabı Beşiktaş'ta var. Yiğit Çoban'ın yaptığı faul de görüntüye geldi Wayne McCullough'a. Tolga'yı oyuna aldı. Yiğit'le değiştiriyor Ahmet Kandemir. Hücumu devam ediyor. Hücum süresi 15 saniye. Troy Copain. Nathan Booth. Onda çok yakın. Wayne McCullough. İlk çizgiyi vermedi Kenan Sipahi. Wayne bir saniye kala. 3 sayılık atış. İsabet yok. Rebound Olaseni. Çekti. Gabriel Olaseni. En büyük üstünlüğü kurduğu nokta hücum reboundları Beşiktaş'ın. 12. sayısı şey, özür dilerim Daçkan'ın. Egehan. Egehan Arna, Josh Reeves, Ercan Osmani çevirdi ama top Darüşşafaka'da kaldı. Wayne McCullough, Kenan Sipahi faul. Hızlı hücumu faul kesti. Kenan Sipahi. Birinci faul. Evet, şimdi arka alanda çok daha sert, mobil ve birbirine yakın oynayan bir Daçka var oyunun başında, savunma sahasında. Bu da oyunu nispeten devreye nazaran iyi açmalarını sağladı. Troy Copain, Nathan Booth. Bir orta mesafe daha, isabet yok. Top Troy Copain'e geldi. Hücum reboundlarıyla ikinci hücum şansları bulmayı sürdürüyor Darüşşafaka. Nathan Booth, 3 sayılık basket. Teknik faul aldı. Bir önceki pozisyon Nathan Booth'un şutuna itiraz etti Daçka staffı. Nathan Booth da şutu sokunca, ikinci topu değerlendirince psikolojik böyle hakeme bir önceki pozisyonla ilgili serzeniş çok yersiz. Çünkü zaten isabeti bulup işi temizlemişsin ikinci pozisyonda. Biraz yenik düştü hislerine. Farkı tek topa indirmişti Nathan Booth. Egehan teknik faulü sayıya çeviriyor yeniden. Fark iki pozisyona çıktı. İşte pozisyon sonrası. Nathan Booth da yani sakin bir oyuncu aslında. Çok büyütmedi şimdi ilerleyen zamanda işleri. Hani orada bir konuşması var. Ve geri pas. Büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Dokuz dört açtı çeyreği. Üçüncü çeyrek 9-4 Daçka lehine. Wayne McCullough topu oyuna soktu. Troy Copain. Tolga Deliktaş oyunda devam ediyor. Nathan Booth. Nathan Booth sağ huku isabetli değil. Egehan rebound'u aldı. Kenan Sipahi. Kenan fake sol eliyle bitirmek istedi. Atış isabetli değil. Savunma reboundu Darüşşafaka'dan. Troy Copain. Wayne McCullough doğuş pas bekliyordu. Bu zor bir atış oldu. Biraz faul de bekliyordu Wayne McCullough. Egehan Josh Reeves'e. Reeves'in 3 sayılık atışı isabetli değil. Doğuş rebound aldı. Tempo çok yüksek. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş atış kaçtı. Nathan Booth, Troy Copain. Bir kez daha Nathan Booth tepeye çıkarttı. Wayne McCullough ayaklar kuruluyor, düştü, kaçtı. Ercan Osmani müthiş bir rebound çekti. Biraz temponun üstüne suyu döktü Kenan bu pozisyonda. Çünkü Beşiktaş yani daha dar bir rotasyonla oynuyor.
Egehan 3 sayılık basket. Maçın başından beri hikaye değişmedi. Yani bir şekilde Egehan veya Kenan işler skor olarak yakınlaşınca müdahale yapma isteği ve hep sonuç aldılar. Yani 3-4 pozisyon sonuç aldılar. Doğuş Özdemiroğlu. Alaseni. Troy Copain çembere gitti. Nathan Booth'a pozisyon hazırladı. Orta mesafesi Nathan Booth'un. Makineyi kurdu Nathan Booth. Çok temiz atıyor. Hem ikilik orta mesafeleri hem uzak mesafeleri. Çok temiz bir şutör. Kenan Sipahi. Kenan soldan driplingle girdi. Çok güzel pozisyon hazırladı. 3 sayılık atış kaçtı. Doğuş tipledi. Troy Copain'e. Doğuş Özdemiroğlu 3 sayılık atışı isabet. Dwayne McCullough tipledi. Nathan Booth ola seni. Atış kaçtı, tipledi. Ya, olabilecek en yanlış yerden döndü ola seni. Kapalı kapıyı zorladı ama yine bir şekilde basketi yapabildi ve McCullough'ın hücum reboundu. İkinci şanstayız. 18'e 4 aynen. Hücum reboundları Daşka'nın maçta kalmasını sağladı. Fark yeniden tek topa indi. Bakalım Egehan bir hamle daha yapar mı? Egehan 3 sayılık atış. Bu kez isabet yok. Tabii yorgunluklar biraz baş gösterecek Egehan Kenan ikilisinde. Doğuş Özdemiroğlu. Ola seni. Josh Reeves yerde kaldı. Ola seni. Hücum faul yapıyor. Ahmet Kandemir de teknik faul aldı. Ahmet Kandemir teknik faul. Evet, Ahmet Kandemir itirazları saha içerisinde yoğun bir şekilde yapıyor. Pozisyonu bir daha göreceğiz. Topu attı zannedersem Oleseni. Pozisyon bittikten sonra Josh Reeves'in üstüne topu atıyor. Televizyon bana sev. Evet, bu bir teknik faul. Ama şu açıdan daha net göreceğiz. Evet, burada teknik faul alması gerektiğini savunuyor Oleseni'nin. Beşiktaş bench'i haklı olma ihtimalleri var. Ve molaya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz. 52-49 oldu ve maçın kırılma anı yaklaşıyor mu acaba 3. periyotta? 3'e indi bir kez daha faul. Farkı. O kadar çok faul oldu ki maçta ve teknik faul pozisyonu. Az önceki evet, ola senin hücum faulü. Pozisyonu üzerine şu hareket. Ya topu atmamış. Yani süratli bir şekilde can yakacak bir şekilde topu fırlatmamış. Topu bırakmış. Sadece çarşıda izin üzerine bırakmış. Tabii hakemlerin yorumu tabii ki pozisyonla ilgili. Şimdi Ahmet Kandemir yoğun itirazlarından dolayı teknik faul aldı, tek atış. Ya, Ahmet Kandemir ihraç bile olabilirdi. O da çok sınırda sahanın içerisine girip çok agresif bir itiraz etti son pozisyona. O da çok sınırda gezdi diyebiliriz. 52-50 farkı da 2 sayıya indiriyor. Darüşşafaka. Yağız Aksu oyunda, Beşiktaş iCrypex'te. Egehan'a geçiremedi, Doğuş'un ayağı kaydı. Top hala Yağız'da, 4 saniye, 3 saniye Olaseni karşısında. Turnikesi olmadı ama rebound aldı Dedrick Lawson. Kenan Sipahi bir şekilde yine elinden çıkarmayı başardı. Pozisyonu buldu, Yağız Aksu ayakla müdahale. Müdafaa da olabildiği kadar sert ve
dayanıklı kalmaya çalışıyor Daçka. Bakalım cevaplar gelmeye devam edecek mi? Kenan Sipahi. Kenan'ın drive'ı Olaseni'yi geçti. Yağız dip çizgiden drive'ı blok geldi. Wayne McCalla. Troika Payne. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş asılı kaldı bitirdi havada. 52'ye kilitledi skoru Dar Şafak'a. Başka kötü oynadığı bir günde, maçın içine hiç şut ritmi olarak giremediği bir günde 3. çeyreğin 2.46 kala skoru dengeledi. 52-52 Kenan Sipahi, Kenan foul. Nathan Booth da dörtledi. Ve az önceki Ben McCullough'ın Egea'nın intikamını Yavuz'dan aldığı pozisyon. Bu Doğuş'un orada asılı kaldığı. Üstüne de Daçka staffının faal yok diye itiraz ettiği işler bir hayli kızışmış durumda AKAP'larda. Beşiktaş'ın otomatiksel olarak playoff şansı devam ediyor. Daçka üçüncülüğü istiyor. Kenan Sipahi serbest atışlar yeniden öne geçiyor. Beşiktaş 53-52 Darüşşafaka'da 4 faul limitini doldurdu. Takım faul limitini dolduruyor. Beşiktaş'ın 2 faulü var 3 çeyrekte. Kenan 2'de 1 attı, kendi reboundunu aldı. Egehan. Kenan Sipahi. Kenan çok güzel sıyrıldı. Karar anlarında Kenan Sipahi liderlik etmeye devam ediyor takımına. Wayne McCalla basket faul olacak bu. 54-55 farkı 1'e indirdi Darüşşafaka. Wayne McCalla adına iyi bir isabet oldu bu çünkü maç boyunca hep sonuçta olarak bir adım gerideydi. Olumsuz taraflarda gördük. Bir saniye geriden geldiği pozisyonlar oldu Wayne McCullough'un ama bu sefer kritik yerde basket faul. Eski usul sayı şansı. 7. sayısı oldu. Egehan da üçledi. McCullough serbest atışta isabetli. Yeniden eşitlik geldi mücadeleye. Yağız Aksu. Doğuş da Egehan'ı savunuyor ve Wayne McCalla atladı, paylaşılamayan top. Oyunu altta kaldı Wayne McCalla'ın ama bir şey yok. Beşiktaş pozisyon Beşiktaş'ta. Ya oyuncu profili olarak böyle bir saniye Wayne McCalla da bundan önceki kariyerinde veya oyunculuk döneminde çok rastlamamış olabilirsin. Takım halinde Daçka'nın birbirine aşıladığı, birbirine alıştırdığı o kadar çok alışkanlık var ki ve aşıladığı o kadar çok özellik var ki ve McCalla'nın yerde olan, şu şekilde yerde olmasının sebebi Daçka'nın takım halinde bu sezon belli alışkanlıkları oturtmuş olması. Mehmet Yağmur topu oyuna soktu. Edric Lawson, Kenan. Kenan Sipahi. Doğuş perde altından geçmedi yine. Dedrick Lawson'a ve 24 saniye süresi tamamlanıyor Beşiktaş'ın. 24 saniye süresi çok, çok yakın, temaslı ve yardımlaşarak birbirinin açığını kapatan bir savunma. Kenan yorulmaya başladı. Egehan kenarda. Sinan Güler. Doğuş Özdemiroğlu. Yani çift taneli farklardan geri gelip kazandığı maçlar oldu. Darüşşafaka'nın ola seni. Çok uzaktan smaca gitti, olmadı Mehmet Yağmur. Josh Reeves, Yağız Aksu, 3 sayılık atış. Kısa kaldı. Dedrick Lawson üçüncü roundunu aldı ve basketi buluyor. Gabriel Olesini herhalde çemberle arasındaki mesafeyi tam olarak ölçemedi. Yani bu son pozisyona böyle bir yorum yapabilirsin ancak çok çok geriden sıçradı. Çok geriden, çok mantıksız bir deneme. Wayne McCalla. Lawson karşısında 3 saniye, 2 saniye. Wayne McCalla atış hiçbir şeye değmedi.
Troşav oyuna girecek, 3 faulü var. Ve işte az önceki pozisyon. Yani Josh Reeves de önceden pası sesi bastı, bir adım hemen dairenin içinde pozisyonu yeri kapmış. O da biraz Gabriel Olaseni'yi arada bıraktı, kararsız bıraktı. Yağız Aksu top kaybı, Mehmet Yağmur'a topu pası veremiyor. Maxim Mutaf oyuna girecek Darüşşafaka'da. Evet, 10 dakikanın üzerinde oynadı Yağız bugün. 4'te 0 saha içi isabeti. Bir asisti var. Genç oyuncunun kritik sürelerde Ahmet Kandemir onu sahada tutmaya devam ediyor. Sinan Güler. Son bir dakikanın içindeyiz. Üçüncü çeyrekte. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş'un drive'ı, faul düdüğünü aldı. Doğuş iki serbest atış kullanacak. Bir numara, Dedrick Lovsin, dördüncü faul. Ercan Osmani oyuna dönecek Beşiktaş'ta. Beşiktaş, Aykara Apex'te çıkan oyuncu Dedrick Lovsin, gelen oyuncu Ercan Osmani. Dedrick Lovsin'da 4 sayı, 3 rebound. Sadece 12 dakika, 13 dakika sahada kaldı bugün şu ana kadar Dedrick Lovsin. Evet, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi de Akatlar Spor Kompleksi'nde yerini aldı. Son çeyreğe girilirken başkan da yerini aldı. Yağız Aksu. Doğuş'un baskısı var. Ercan Osmani. 8 saniye, 7 saniye Kenan Maxim Mutaf karşısında. Kenan Sipahi ve topu çaldı yine Darüşşafaka. Doğuş Özdemiroğlu. Sinan Güler, Maxim Mutaf, 3 sayılık atış. İsabet yok Josh Reeves. Savunma reboundu Mehmet Yağmur. 3 faulü var Troşav'ın. Üstüne gidiyor Mehmet. Yağız Aksu, Yağız Troşav blokladı ve periyot sona eriyor. 57-57 son çeyreğe gidiyoruz ve işte son pozisyon Yağız Aksu'nun drive'ı, Troşav böyle blokluyor. Mücadelenin son çeyreğine geçiyoruz. 57-57 skor ve Darüşşafaka ikinci ve üçüncü periyotları kazandı. Evet. Beşiktaş da doğru oyununu sağ içi liderleriyle sağda pekiştirmeye devam ediyor. Tabii ki fiziken yorulmadıkları sürece Egehan ve Kenan'dan bahsediyorum. Bir iki oyuncu şu an son çeyrekte ilk beşte Yağız'la beraber. Darüşşafaka kanadında ise oyunun, organizasyonun başında belki dördüncü çeyreğin başında Sinan Güler'i Doğuş Özdemiroğlu'yla beraber izleyeceğiz. Can Maxim Mutaf da sahada. Doğuş topu kenardan oyuna soktu Sinan Güler'le. Son çeyrekte ilk hücum konuk ekip Darüşşafaka'da. Sinan Güler. Isaiah Pinheiro, Josh Reeves'i geçti. Şimdi sırtını aldı. Döndü, topu kaybediyor. Ercan Osmani, Kenan Sipahi. Ercan Osmani.
Kenan'ın drive'ı, floater'ı olmadı. Ercan tipledi. Troş rebound'ı alıyor. Sinan Güler, Doğuş Özdemiroğlu müthiş bir pas verdi Ayze Pinheiro'ya. Evet, şimdi Saçkan'a takımı kısaltı. Pinheiro 4, Troşal 5 numarada Ercan'la eşleşmiş durumda. Ve Can Maksim Mutaf çok zinle şu an toplara baskı yapıyor. Top Doğuş'tan dışarı çıktı. Aldırmadı rahat pozisyonda. Kenan'a önde Darüşşafaka 59-57. Egehan. Kenan Sipahi. Josh Reeves. Reeves. Oo, 7 asist ama kendi reboundunu aldı Ercan Osmani faul ardından. 25 numara Ercan Maksim Mutaf, 1-2 faul. Evet, Ercan Maksim Mutaf'a kalınca bu pas yerine gitti. İyi de bir pastı. Ercan Osman'ın bitirmesi gereken bir pastı. Bu da Doğuş'un bekletmeden verdiği asist Pinheiro'ya. Kenan Sipahi topu oyuna soktu. Yağız Aksu. Yağız Troşav kapattı. Ercan Osmani 7 saniye. 6 saniye Kenan Sipahi. 3 saniye kaldı. Doğuş'un üstüne gitti. Doğuş yerde kaldı. Kenan'ın jump shot'ı başarılı. 14. sayısı Kenan'ın, 59-59. Kenan liderlik etmeye ve pozisyon pozisyon direnmeye devam ediyor Beşiktaş tarafında. Doğuş Özdemiroğlu. 9 asist, 14 sayı, 6 rebound. Kenan Spy triple double'a yakın. Doğuş'un drive'ı kesti. Josh Reeves topunu. Egehan Arna. Egehan dip çizgiye drive'ı. Oo, top Egehan'dan dışarı çıktı. Troy Schaub iyi kapattı. Egehan da yerde kaldı. Troy şimdi yerden kaldırıyor Egehan'ı. Egehan'ı artık o kadar yoruldu ki 3 kişi yerden zor kaldırdı. Tabi burada bir temas da var. Faulden kaçmış Troy Schaub. Bu da Kenan'ın 14. sayısı. Bir asist daha yaparsa double double. Bir asist, 4 rebound daha alırsa triple double. 3 kategoride çift taneye ulaşmış olacak istatistik kağıdında Kenan. Doğuş Özdemiroğlu. Can Maksim Mutaf. Doğuş Özdemiroğlu, Egehan az kalsın topu çalıyordu. Doğuş şuta kalktı, 3 sayılık atış, isabet yok. Rebound aldı Kenan Sipahi, faul. İkinci takım faulü Daşkan'ın. Beşiktaş henüz son çeyrekte faul yapmadı. Troy Copain oyuna giriyor, Doğuş'la değişiyor Darüşşafaka'da. Şimdi Sinan'ın yerine yanına bir de takımın en önemli karar vericisi Troy Copain eklendi. Egehan. Egehan'ın drive'ı çember altından dolaştı. Yağız. Egehan'a fake. Egehan el üstü çok zor bir atış. Faul. Troy Schaub'un 4. faul oldu bu. Evet, burada Egehan faul almayı başardı. Troy Sal ve Selçuk Erner pozisyona itiraz ediyor. Çünkü şutu net bir şekilde sezip şuttan önce pozisyonunu almıştı Trosav ama işte o ince ayar, 3 sayıcıların müdafacısı olmak böyle noktalarda bazen zor olabiliyor. O ince ayar, silindirin içine girmek veya küçük tam atarken ki minik temas hakemin dikkatini çekebiliyor. Egehan 2'de 2. Attı. 62-59 farkı 3 sayıya çıkartıyor Beşiktaş Aykraypex. Sinan Güler.
Sinan iki sayılık atışı isabetli değil. Rebound Egehan'da kaldı. Egehan Trey Copain arkasında. Ercan Osmaniye, Kenan Sipahi anlaşamadılar. İyi bir pasta gelmedi orada. Ya bu kadar yani yanındaki isme böyle size bir yansıtma pasa ihtiyaç yoktu aslında. Ercan'ın yaptığı burada bir yansıtma pas ama gereksiz hızda. Bu da top kaybına sebep oldu. Sinan Güler. Isaiah Pinheiro. Reeves'i devirdi Pinheiro. Banyalı basketi buldu. 62-61. On üçüncü sayısı Pinheiro'nun. Kenan Sipahi. Kenan alayıp denemesi. Çok güzel bir asist daha yaptı Ercan Osmaniye. Kenan iyi oynamaya devam ediyor. Çok rahat. Ya kondisyonunu ve yorgunluğunu da maç sonuna ayarladı tecrübesiyle Kenan. Isaiah Pinheiro. Pinheiro Josh Wiesbrock'ın Can Maxim Mutaf. Floater'ı isabet yok. Rebound Ercan Osman yukarıdan çekti yine rebound'ı. 2'ye 1 geliyor Beşiktaş. Kenan Sipahi basketbol. Çok acayip işler oluyor. Kenan Sipahi tarafından akatlarda. Nathan Booth ve Gabriel Oloseni'yi oyuna alacak Selçuk Ernak. 14'te 8 sağ içi isabeti Kenan Sipahi. 10 asist. 3 rebound da alırsa 5.56 var. Triple double yapacak. İnanılmaz bir maç oynuyor akatlarda Kenan. Ataçka ne yapsa ne etse durduramadı şu ana kadar. Kenan Sipahi serbest atışında isabetli. Evet, şimdi maç sonuna kadar önemli dakikalara kadar diyelim bir süre. Ahmet Kandemir Kenan'ı dinlenmeye çekti. Ve Josh Ruiz. Kenan oyuncular Devlet Golson ve Kaptan Mehmet Yağmur. Beşiktaş tekrar 6 sayı öne fırlamış durumda. Hani genç oyuncuların da ağırlıklı kullandığı bir maçta Isaiah Whitehead'in yokluğunda ne kadar aslında iyi bir takım olduğunu, sezonun genelinde ne kadar iyi bir takım olduğunu hatırlattı desek bu maç Beşiktaş için yanlış bir şey söylemiş olmayız. Nathan Booth. Trey Copain. Can Maxim Mutaf'a pozisyon hazırladı. 3 sayılık basket. 67-64. Doğru seçilmiş bir üçlük. Mehmet Yağmur, Egehan. Oloseni karşısında Ercan Osmaniye. Ercan'ın drive'ı Nathan Booth çok iyi savunma. Steps yaptı Ercan Osmaniye. Nathan Booth bu pozisyonda da çok uyanık. 4 faulü vardı. Ama pozisyon avantajını kaybetti. Ayağını da kaydırınca her geçen saniye, her geçen salisi temasın şeyini arttırdı, temasın dozunu ve yeri kapattı. Nathan Booth, Patrick Lawson yakın savunuyor Nathan Booth'u. Trey Copain'e faul. Beşiktaş'ın hiç faulü yoktu son çeyrekte, bu ilk takım faulü oldu. Dört olarak kaptan Mehmet Yağmur, birinci faul. Ve son periyotta ilk mola geliyor. 4 dakika 57 saniye var maçın bitimine.
Yeniden birlikteyiz. 67-64 Beşiktaş Aykray Peks'in üstünlüğü var. Son çeyrekte iyi başlayan bir Darüşşafaka vardı ama Kenan'ın muhteşem oyunu sayesinde şu anda 3 sayılık farkla önde yine ev sahibi ekip ve artık kaybetme lüksü kalmayan bir Beşiktaş playofflara kalmak için Kenan'ın istatistikleri de görüntüde. 17 sayı 10 asiste 3 ribaund alırsa triple double yapacak Kenan. Evet, kariyerinin olgun dönemine artık geldi ve oraya iyi geçiyor diyebiliriz. Yani son İspanya macerasından sonra ülkeye geri dönüş ve sahadaki göstermiş olduğu hem performans hem duruş artık çok daha olgun bir Kenan Sipahi. Bu arada bu basketbol, Troy Copain. Troy Copain, evet. Basketi attıktan sonra da çok kısa dedi benim beni savunmak için Josh Reeves'e. Troy Copain tek serbest atışı kullanıyor. Evet, Josh Reeves bir önceki pozisyonda Pinheiro'ya benzer bir pozisyonda yenik düşmüştü. Şimdi Troy Copain 3 sayılık oyun. Mehmet Yağmur. Josh Reeves. Mehmet bir üçlük daha denedi. Mehmet Yağmur atış kaçtı. Nathan Book savunma reboundunu aldı. Sinan Güler. Gabriel Olaseni. Troy Copain pozisyon avantajını kullanmak istiyor Josh Reeves'e karşı. Birebir oynuyor. 9 saniye, 8 saniye. Yine aldı faulü. Basket faulü olacaktı yine girseydi. İki pozisyon üst üste Troy Copain'in arkası dönük oyunlarına gitti Daçka. Ve ikisinde de verimli kaldı. Yani şu an olası bir 5 sayı kapıda. 2'de 2 atarsa. Ve işte az önceki basketi burada. Evet, orada bir mesaj var. O vücut dilinde bir mesaj var dediğin gibi senin de. Too small diyor Troy Copain. Aslında hiç too small, yani küçük bir adam değil Josh Reeves ama o anda tabii Troy Copain Josh Reeves daha küçük aslında ama o tabii geçerlik kabul etmiyor yani o Troy anda. Copain 2'de 2 attı. Doğuş oyuna dönüyor. 4-17 kala Can Maxim Mutaf'la değişiyor. Kenan Sipahi. Köşeye Josh Reeves. Dip çizgi drive'ı Nathan Booth. Faul yaptı. 5. faulü. Bu 5. faulü. Bakalım. Faulle çok iyi geldi buraya kadar Nathan Booth. Son pozisyonda aslında temiz savundu diyebiliriz. Biraz daha net o çizgi yolunu daha net kapasaymış eğer pozisyondan sıyrılabilirmiş ama Josh Reeves orayı 5. ısrar edince 5. faulü aldı. Şimdi Pinheiro 4, Olesini 5 numaralı pozisyonda. Josh Reeves'de ilk serbest atışı isabetli 68-69. İkide 2 attı Josh Reeves. Yavuz Aksu oyuna dönüyor. Beşiktaş Aykray Peks'te Dedrick Lawson'la değişti. Troy Copain, Kenan'ın baskısı var. Isaiah Pinheiro. Doğuş Özdemiroğlu. Sinan Güler, Ercan Osman tipledi, topu çalıyor Josh Reeves. Josh Reeves turnikesi basketi buldu Josh Reeves. Daçka'nın faul hakkı yoktu. Josh Reeves hızını aldı. Sol eline de geldi, işi bitirdi. Troy Copain, Kenan'ı geçti. Olaseni'ye pozisyon hazırladı. Orta mesafesi basket Olaseni. Çok keyifli bir maç haline geldi. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın bugünkü iyi oyunu. İlk sebebi bu. Kenan Sipahi. Faul. Isaiah Pinheiro. İki atış.
3 numara Aysiyat Deneyro, 2. faul. Yine Akatlar Spor Salonu'nda oynadığı bir Bursa maçı vardı Beşiktaş'ın uzatmada kazandığı. Bu sezonun en kritik maçlarından biriydi o da. Bir uzatma daha çağırıyor musun sen de şu anda? Çok yakın geçiyor 71-71. 15'te 11 Beşiktaş faul çizgisinden bugün. 19'da 13 Daçka, 6 faul bıraktılar, 6 sayı bıraktılar çizgide. Bu serbest atışta isabetli 73-71, iki sayı farklı Beşiktaş önde şimdi de. Evet, 4 kısalı maç sonu. İki tarafta 5'ini kısalttı. Sinan Güler. Sinan sağdan drive etti. Trykal Payne dip çizgide hazırdı. Üçlük kaçtı ola seni. Hücum reboundunu aldı. Trykal Payne. Bu kez yüklendi ola seni. Bir pas gelmedi. Kontrol edemedi. Olaseni. Topu kaybediyor. Pozisyonu buldular ama pas kalitesi çok iyi değil. Biraz daha açı olarak pozisyonu kaybettiren bir pas bu Kopey'nden. Yine o ayarı yapamadı. 12. top kaybı Darüşşafaka'nın. Egehan drive etti. Dışarı çıkarttı. Kenan 3 sayılık atış kaçtı. Rebound Josh Reeves. Kenan Sipahi. Egehan, Ercan Osmani perdeye geldi. Egehan'ın drive'ı, atış isabetli değil, tip olmadı. Ellerden Josh sekti Reeves. Josh Reeves. Sürekli havuza düşen topları almaya devam ediyor Josh Reeves. Oh, Ercan Osmani bloğa gitti. Troy Copain foul, iki serbest atış daha Osmani'den. Bugünkü, bugün bu kadro derinliğinde ve Aziz Whitehead'in sakatlığında genç oyuncuların da işin içine sokan, onlardan da enerji alarak maçın kontrolünü 40 dakika boyunca, hani sezon flash takımlarından bir tanesi Daçka. Belki hata dışında herhangi bir problemi ve sakatı da yok. Hani böyle bir oyunu öngörmek kolay değildi bugün. Beşiktaş bunu kendi evinde yaratan bir görüntü. Ne olursa olsun kadro derinliği. Kenan ve Egehan iyi bir gün çıkardılar. 2 dakika kalana kadar. 2'de 2 attı yine Ercan Osmani ve mola geliyor Selçuk Ernak'tan. Dakika 6 saniye var maçın tamamlanmasına. 4 sayılık, yani 2 pozisyonluk avantaj Beşiktaş Highcrypex'te. 75-71 skor ve Beşiktaş da faul hakkını doldurmadı. Darüşşafaka'nın biraz da canını yakan bu erken bitirdiği takım faul limiti oldu. Evet, bakalım, daha çok uzun bir süre var 2 dakika için. Bunu söylemeye gerek bile yok. Ama Beşiktaş gücü azalsa da, rakibine nazaran daha fazla yorulsa da sahada, bir şekilde oyunun sonuna kadar sahada kalmayı başardı. Bu arada geldi Lone Sen'e 16 sayı 10 rebound, o da bir double double yaptı. Kenan'dan sonra Kenan'da 10 asist, 17 sayı bir double double var sahada. Triple double'a da çok yakın Kenan ama rebound alamadı. Sinan Güler. Olaseni pozisyon almak istiyor. İyi savunma. Doğuş boşa çıktı. 2 sayılık basket. 75-73. Farkı 2 sayıya indiriyor. Doğuş'un jump shot'ıyla Darüşşafaka 8. sayısı bu Doğuş Özdemiroğlu'nun.
Kenan Sipahi, Ercan Osmani. Kenan. Kenan ikili oynadı, Ercan Osmani savunma ve Darüşşafaka topu çaldı. Ayze Pinheiro. Troy Copain faul. Bu da Beşiktaş'ın dördüncü takım faulü oluyor. Yani Daçka'nın arka alanda Olesini yardım ettiği anda, yardıma yardım edecek en özel oyuncusu Pinheiro. Yine bu pozisyonda devrilen oyuncunun ayağını müthiş kapattı Pinheiro. Yoksa fizikli bir oyuncu. Önemli bir savunma hamlesi maçın bu bölümünde. İki tarafında faul hakkı dolmuş durumda. Çizgi de galibi, mağlubu belirleyebilir. Yiğit. Gabriel Olaseni, Sinan Güler, Doğuş Özdemiroğlu, Doğuş 3 sayılık atış, isabet yok ve hücum ribaundunu aldı Darüşşafaka. Troy Copain üçlük kaçtı, Doğuş elinden kaçırdı hücum ribaundunu. Gabriel Olaseni ile beraber ikisi elinden kaçırdı, paylaşamadılar topu. Kenan Sipahi. Ve son bir dakikanın içindeyiz maçta. Kenan, Ercan Osmani'nin perdesi. Egehan tipledi Kenan'a. Olaseni karşısında onun üstüne gitti, drive etti. Şutu isabetli Kenan. Kenan Sipahi. 77-73 ve molayı aldırıyor bu basket. Selçuk Erna'yı bir kez daha görelim. Selçuk Erna'nın molası tamamlanmak üzere ve fark 4 sayı. Kenan Sipahi çok büyük oynadı bugün. Beşiktaş da kazanırsa maçın yıldızı büyük ihtimalle Kenan olacak Egehan'la birlikte. Evet, şu ana kadar tabii Beşiktaş takım halinde ve istatistikleri de yine görüntüye geliyor Kenan'ın. Evet, 3 rebound triple double'dan etti Kenan'ın şu ana kadar. 49 saniye var. Ama 19 sayı 11 asist. Ve Beşiktaş bugün kazanırsa 15 galibiyet 14 yenilgi. Tofaş'ta 15 galibiyet 13 mağlubiyette. İşler kızışacak. Önlenilirken Isaiah Pinheiro topun kenardan oyuna soktu. Troy Copain. Troy Copain. Pinheiro'ya basket geçerli. Cama değdikten sonra dokundu Josh Reeves. Gerçi basket de oldu. Çemberden geçti top. 77-75. Son 40 saniye. Doğuş çok geriden aldı Kenan Sipahi'yi. İki takım da faul hakkını doldurdu. Kenan Doğuş karşısında 6 saniye, 5 saniye. Olaseni'nin üstüne gidip faulü aldı. 0 numara Olaseni 3. faul. Olaseni 3 dedi. Şimdi 2 serbest atış kullanacak Kenan. Kenan bir şekilde yine Kenan Sipahi şimdi çizgide 2 müdafaayı alt etmeyi ve dengesini bozup Olaseni'nin faul almayı başardı ki Doğuş'un çok üst düzey bir baskısı vardı topun üstünde. Kenan ilk serbest atışı başarılı. Farkı 3 sayıya çıkartıyor Beşiktaş. Aykraypex, evet. Kenan. Bu da sayı olursa Selçuk Ernak son molasını yakacak. İkide 2 attı. Mola geldi çünkü artık fark 2 top ve 23 saniye. Bakalım mola dönüşü nasıl bir oyun planı deneyecek Selçuk Ernak. Ahmet Kandemir'in iki mola hakkı daha var ama fark iki topa çıkınca
Selçuk Arnak son molasını kullanmak istedi. 23.4 var. Burada fazla süreyi yemeden bir sayı planı çizmeye çalışacaktır koç. Maçın skorerleri de görüntüye geldi. Egehan ve Kenan 20 sayının üzerinde attılar. Ercan Osmani de double double'a çok yakın. Yani işte zaten 79 sayı attı, yarısından fazlasını Kenan'la Egehan atmış durumda. Sezonun önemli bölümünü çok iyi geçiren iki Türk oyuncusu Beşiktaş'ın. Troy Copain de double double'a yaklaşmış. 8 asisti var şu ana kadar ve mola tamamlanıyor. Topu taşıdı Selçuk Arnak. Bu demek oluyor ki olabildiği kadar kısa sürede işi bitirmeye çalışacak, sayı bulmaya çalışacak Daçka, ama Beşiktaş bu savunmayı yaparsa ve reboundu alırsa, topu kazanırsa çok çok önemli bir avantaj Beşiktaş için. Pinheiro topu kenardan oyuna sokuyor Darüşşafaka'da. Ayze Pinheiro top kendisine geldi. 3 sayılık atış isabetli değil. Ercan Osmani rebound aldı, faul. Ya böyle bir ucum çizildi mi emin değilim ama. Doğuş ara teknik faul geliyor. Ya da bir teknik faul. Doğuş Özdemiroğlu en kötü bölüm artık. Aynı zamanda Doğuş Özdemiroğlu normal faul. Mehmet Yağmur da sakinleştirmeye çalıştı Doğuş'u. Ege Özçelik'i oyuna alacak. Selçuk Arnak Doğuş'u kenara aldı çünkü biraz fazla sinirlendi Doğuş. Evet, maçın sonunda biraz da maçın getirisi bu tabii ki. Reaksiyon Doğuş Özdemiroğlu, o da Kenan gibi, Egehan gibi bu sezon İNG Basketbol Süper Ligi'nde en değerli Türk oyuncu performanslarından birine imza attı. Sezonun genelinde hem sahanın iki yönünde çok istekli oynayabilen bir isim haline geldi Doğuş Özdemiroğlu ve Beşiktaş kendi evinde 15. galibiyetine yakın. 2'de 1 attı Ercan Osmani. Teknik faul de sayıya çevirmişti Beşiktaş. 81-75. Troy Copain. Troy Copain Olaseni'ye. Top dışarı çıkıyor. Ve Beşiktaş topu oyuna soktu. Ve Darüşşafaka'yı mağlup etmeyi başarıyor. Beşiktaş Aykraypex playoff umutlarını taze tutuyor. 81-75 maçın skoru ve Egehan'la Kenan'ın müthiş oyunu var. Tufan sen neler söyleyeceksin son olarak? Evet, aslında oyunun geneli bugün kadrolara baktığın zaman takımların son durumunu analiz ettiğin anda Daşkan'ın üçüncülük koltuğu burada alacağı önemli bir Beşiktaş playoff yolu var ama hakikaten mucizelere bağlı. Dolayısıyla Vahidit'in de yokluğunda, Adiye Vahidit'in yokluğunda takım halinde olağanüstü bir karakter koydu Beşiktaş. Egehan ve Kenan'ın liderliğinde yine sezon içerisindeki doğru basketbol alışkanlıklarını tazelediği, insanlara hatırlattığı bir maç oldu sezon sonunda. Kenan Sipahi maçın oyuncusu seçildi. 21 sayı, 11 asist ve 7 reboundla maçın skorunu bir kez daha hatırlatalım ve artık yayını kapatalım. 81-75 Beşiktaş Darüşşafaka'yı mağlup ediyor 29. hafta mücadelesinde. Ben Yiğit Alpman, Tufan Ersöz'le birlikte mikrofondaydık. Yapımda ve yönetimde emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte hepinize mutlu bir gün, mutlu bir 23 Nisan diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.